Gereksizse girme. Genellikle hocam. Gelin. Hazırlık okumak için bile hazırlık okumak zorunda kalan şuursuz evlatlarım, gelin. Yine ne kabahat işledik hocam? Çocuğum, siz boş zamanlarınızda hobi olarak duvara kafa mı atıyorsunuz? Hayır, beynin bu kadar zedelenmesi başka türlü mümkün değil de onun için söylüyorum. Hocam, bir tanem hoca telefonda düğün hakkında konuşuyordu da biz de onu duyduk, gelip söyleyelim dedik. Öyle mi? Evladım, niye daha önce söylemiyorsun? Ha, az önce şaka yapıyordum ben size. Siz bu okulun iftiharlık öğrencilerisiniz. Gece yatarken Rabbime dua ediyorum. Ey ilmi ve irfanı yaratan yüce Rabbim, bu üç öğrenciyi okuluma vererek beni ödüllendirdin. Bu nimetler için sana ne kadar şükretsem azdır diyorum. Allah'ın bildiğini kuldan saklayamam. Sağ olun hocam. 180 derece döndü adam. Var, var, var. ne diyor bir tanem hocanız? Hocam dedi ki bizim adetlerimize göre damat geline düğünden önce bazı sürprizler yaparmış. Acaba Şerif bunları akıl edebilecek miymiş? Tabii akıl edeceğim de nerenin adetine göre yapacağım? Hocam şimdi bir tanem hocanın babası Aslan Denizli'ymiş. Orada da develi oğlan gelişi diye bir adet varmış. Hiç duymadım ben öyle bir adet. Develi oğlan gelişi. Hocam şimdi siz zeybek kıyafetleri giyeceksiniz. Sonra da bir deveye bineceksiniz. Yok deve. Allah Allah, nereden bulayım ben deveyi? Bisikleti falan binsem olmuyor mu? Hocam hiç bisiklete binen zeybek gördünüz mü? Görmedim, keşke görseymişim. Peki nasıl bineceğim ben şimdi deveye? Hocam önce deveye bineceksiniz, sonra da bir tane hocanın karşısına geçip zeybek oynayacaksınız. Deve üstünde. Evet. Tamam çocuklar, sağ olun. Çıkabilirsiniz. Bana müstahakı bulun hemen. Tamam hocam. Şerif'im. Beni çağırmışsınız. Müstahak, seni çağırdığımı nereden duydun? Kapıda dinliyordum da hemen içeri gireyim dedim. Müstahak, Allah sana uyuz vere de kaşıyacak tırnak vermeye. Bana bak oğlum, yarın sabaha kadar bana bir deve, bir zeybek kostümü, bir de çalgıcı takımı ayarlıyorsun. Hadi da ne duruyorsun? Başlıyor. Develi oğlan gelişi. Zeybek. Zeybek. Yeter artık Asya ya. Bıktım senden ya. Bu ne ya? Ne kadar yapışkan bir şeysin sen öyle ya. Yok arabanı yıka, yok ödevini yap, yok sınav kağıtlarının adımızı değiştir. Yok onu yap, yok bunu yap. İyice şamara olanına çevirdin bizi ya. Ya abicim, yapma. Ben seni seviyorum. Kusura bakma ama aramızda kalite farkı var yani. Ya abicim biraz abartmıyor musun? Bunu başka bir yerde de konuşabiliriz. Kızım benim gibi bir erkek senden daha ilerine layık, anladın mı? Abicim, beni bırakma. Bıraktım, gitti. Bay bay canım. Vay be, abisine bak sen. Helal olsun. Bravo, alkış ve çak emojileri abidin. Rahvanat'ın çiftesi pek olur derlerdi de inanmazdık bak. Doğruymuş demek ki. Attan düşmüşe çevirdi kızı. Nasıl da harcadı. Evet ya. Asya? Ya dokunmayın bana, elleşmeyin ya. Aa! Günaydın arkadaşlar. Günaydın diyorum. Günaydın diyorum ben. Kime diyorum? Arkadaşlar ne oluyor? Bu ne hal? Hocam, arkadaşlarla bir organizasyon üstünde çalışıyorduk da biz. Ha, paralel evrende gördüğüm kadarıyla. Kaldır onu oradan. Hocam, ben mesajlarıma bakıyordum. Kapat. Hocam, kusura bakmayın. Fark etmedik sizi. Fark ettim. Ben de okul başkanlığı için bir siteye bakıyordum hocam. Tamam abidin, kaldırın telefonları. Arkadaşlar, bu elinizde tuttuğunuz, sürekli bınç bınç oynadığınız cihazlar tamam, evet teknolojinin bize faydası var ama... Ama hocam, bu şahane bir şey.
Bu olmadan biz bir hiçiz hocam. Evet hocam, bütün dünya tek tuşta elimizin altında. Hocam çok keyifli be. Çocuklar evet tamam keyifli ama bu bir bağımlılık haline aldığında çok tehlikeli oluyor, biliyor musunuz bunu? Hocam ben bunu istediğim zaman bırakırım. Öyle mi? Bırak. Bakın. Oha bana 780 like gelmiş. Buyurun işte şu an söylediğimin birebir canlı örneği bu bağımlılığa. Canlı örnek arkadaşınız Emel. Buyurun. Arkadaşlar siz bunu böyle 2 dakika diye elinize alıp bunda saatler geçiriyorsunuz. Etrafınızdaki insanlara yok ben bunu bırakırım istersem. Aman yok ben bunda bu kadar zaman geçiriyorum diye yalan söylüyorsunuz. Yetmezmiş gibi buradan sadece sanal ortamda sosyalleşip gerçek hayatta asosyalleşiyorsunuz. Fiziksel problemler yaşamaya başlıyorsunuz sırf bununla olan alakanızdan. Ve elinizden alındığı zaman boşluğa düşüp gergin oluyorsunuz. Bu bağımlılık değil de nedir arkadaşlar? Gülü seven dikenine katlanır. Ya çok güzel atasözü ama bu bir bağımlılık haline dönüştüğü zaman elinde sadece diken kalıyor biliyor musun Nedimciğim? Haklısınız hocam. Hoca çok doğru söylüyor. Net. Çocuklar bu hafta Yeşilay haftası. Çok enteresan, çok önemli. Yeşilay tütün bağımlılığı, alkol bağımlılığı, uyuşturucu bağımlılığının yanı sıra teknoloji bağımlılığına karşı da savaş açmış vaziyette biliyor musunuz? Düşünün vehametini. Evet. Hatta bakın şöyle diyor. İnternete ayrılan saatleri azaltmayı yapmak istenip yapılamayan faaliyetlerin bir kenara not edilmesini, internet ihtiyacı duyulduğu anda bunlardan birinin yapılmasını, hatta ve hatta terapi gibi yöntemlere başvurulmasını öneriyor. Ya. Peki bir şey soracağım. Aranızdan kaç kişi şu anda Bill Gates'in çocuğu olmak isterdi mesela? Kim istemezdi? Ah Bill Gates sana baba diyebilir miyim? Ya işte elinde o telefonla diyemezsin. Neden biliyor musunuz? Bill Gates'in kendi çocuklarına dahi bilgisayar kullanımı için sadece 45 dakika verdiğini biliyor musun? 45 mi? 45 çok az. Şakadır hocam. Olmaz. Hiç şaşırmayın. Evet düşünün bakın bu adam suyun başındaki adam. Vay be. İşin vehametini siz düşünün. Arkadaşlar teknoloji bağımlılığı alarm veriyor. Bu bir tehlike. Özellikle az gelişmiş toplumlarda. Siz az gelişmiş olmayın olur mu? Tamam. Tamam hocam. Peki. Sayfa 186 buyurun. Akşam yemeği. Tamam, eyvallah. Ne? Ne oldu? Sen de günde 3 öğün hastane yemeği yesen böyle olursun Koray. Tamam. Ne oldu? Bir dakika bekle, tamam. Dur. Koray ne yapıyorsun? Göreceksin, tamam. Sakın kıpırdama, geliyorum hemen. Oh. Oh. Kızlar. Bu ev yüzey temizleyici mi kokuyor? Yoksa ben mi yanlış duyuyorum? Aa. Ah. Evde toplanmış. Zeynep. Hocam. Ne güzel olmuş evim. Ne güzel yapmışsınız. Yani çok abartacak bir şey yok aslında. Biraz çeki düzen verdik. Ya. Olur mu öyle şey? Ay ben de bugün okulda nasıl yorulmuştum diyordum ki. Ay evi nasıl toplayacağım? Yemeği nasıl yapacağım? Madem siz evi topladınız. O zaman yemeği de ben söyleyeyim. Hiç gerek yok çünkü yemekler hazır. Efendim neler hazır? Basbayağı yemekler hazır. Zeynep de biz hallettik her şeyi. Ah. Evet, hem de çoğunu da Gözde yaptı. Hem yemeği hem pilavı yaptı. Ben sadece salatayı yaptım. Ya bırak alçak gönüllü olmayı. Sen de tatlı yaptın. Bir dakika, bir dakika ya. Siz şu anda beni tiye alıyorsunuz bence. Bu kız kekin alabildiği kadar unu, kabın alabildiği kadar un olarak algılayan bir ev mirketi. Nereye yaptınız bu kadar yemeği? Bir de üstüne tatlı. Hem de triliçe. Ah, oh, pe.
Neyse artık. Ha, unutmadan şunu da söyleyeyim. Çamaşır ve bulaşıklar yıkandı. Camlar silindi, eşyalarında toz alındı. Noz abla şaşırmış gibisin. Bizden beklemiyordun galiba. Hayır, beklemiyordum. Çok şaşırdım. Şoktayım. Bana tokat atmak isterseniz buyurun. Peki bir şey söyleyeceğim. Siz bütün bunları yaptığınız dersleriniz ne oldu? Onları da hallettik. Bütün ödevlerimiz tamam. Bak sen. Nasıl oldu o iş? Çok kolay. Yani bir oyun sayesinde. Allah Allah. Ne oyunuymuş bu? Şöyle oluyor. Şimdi kitabı açıyoruz. Bir soru soruyoruz. Cevaplayamayan bulaşıkları yıkıyor. O bulaşıkları yıkarken de onun bilmediği konuları diğeri ona anlatıyor. Böylelikle armut dibine düşüyor. Yani böylece de hem ev işlerini yapmış oluyoruz hem de sınavımıza çalışmış oluyoruz. Ay sizi yerim. Ay bravo kızlar, bana hiç ihtiyacınız kalmamış artık sizin. Gurur duydum vallahi, süpersiniz. Heh, biz de işte seninle tam olarak bu konuyu konuşacaktık ablacığım. He, vici 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 ablacığım, tabii. Tabii ben ne sanıyorsam, evet buyurun, dinliyorum. Evet. Servisimiz geldi. Kuray bu ne? Kaçırıyorum seni. Hadi. Ya Kuray delirdin mi? Serumun falan takılı benim şimdi. Ya al serumunu da. Serumunu da al. Ha. Tut 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 sıkı tut. Hadi gel. Ya Kuray sen... Telefonu da al. Hadi. Ben şunu. Delirdin yavaş, mi? Yavaş yavaş yavaş. Hadi. Ay dur dur. Tamam bir dakika yavaş dur. Gel. Of dur ayakkabım yavaş, kaldı tamam. Dur. Bitti, kapandı. De abla önce bir düşün, hemen kestirip atma. Ay ne dinleyeceğim bu konuyla alakalı? Ben dinleyeceğimi dinledim. Lise çağında iki genç kızın ayrı evde ne işi var? Çocuklar saçmalamayın, olmaz öyle şey. Ya olur olur, hem de bal gibi olur. Bak bugün gösterdik işte kendi başımızın çaresine bakabileceğimizi. Aman iyi, iki tane ev süpürdünüz, cam sildiniz, yemek yaptınız. Hayat bayram oldu size. Allah Allah, nasıl ödeyeceksiniz bu evin kirasını, faturasını, suyunu, elektriğini? Onu da düşündük. Part-time bir iş bakacağız kendimize. Bak. Aa, pes. Bakın hocam, iş ilanlarına bile bakmaya başladık. Hem de önemlileri işaretledik. Aferin size, ailemizin akıl küpleri. Yok böyle bir ihtimal. Aklınızdan çıkarın. Sizin önceliğiniz eğitiminiz bu yaşınızda. O yüzden ben nereye gidersem dizimin dibinde benimle geliyorsunuz. Bitti, kapandı, nokta. Sen her zaman kadınlar güçlü olmalı demez miydin abla? Evet hocam, ekonomik özgürlüğünüzü kazanın, kendi ayaklarınızın üzerinde durun demiyor muydunuz? Diyordum, deli geçmiş zaman değil, hala diyorum. Ama... Aması maması yok. Ya sen evlenip gidiyorsun, biz de Zeynep'le burada yaşamak istiyoruz. Ay yok, aklımı kaçıracağım ben sizin yüzünüzden. Aksiyon bitmiyor hayatımızda. Ah, alo, cerrah. Hayatım, umarım yemeğe oturmadan yetişmişimdir. Diyorum ki, akşam yemeği bende mi yesek? Yok, yemedik ama biz yine de sende yiyelim yemeği bu akşam. Çünkü benim bu iki deliyle daha fazla uğraşacak takatim kalmadı. Anlamadım. Yok tamam, ben gelince anlatacağım sana. Yine muhteşem fikirler havada uçuşuyor. Evin içine bomba düştü. Tamam, gelince görüşürüz. Hadi. Ya abla nereden çıktı şimdi bu? Ay nereden çıktıysa çıktı. Hadi uğraşamayacağım sizinle. Birazcık da cerrah abiniz uğraşsın. Yemeği de artık yarın yeriz. Yaptığınız yemeği. Ben de diyorum ki bu yemek nasıl yapıldı? Mışmış da mışmış. Kursağıma dizdirdiniz. Yemeği daha yiyemeden. Ben de diyorum ki nereden çıktı bu yemek? Ah. Ne yapıyorum ya? Seni yemeğe getirdim işte. Kuray dur, dikkat et. Tabii ki yapma, tamam ben de. Hoppa. Merhabalar Koray Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Cerrah Bey de katılacak mı? Servis açtırayım ona göre. Yok hayır. Bu akşam sadece kız arkadaşımla baş başa yemek yiyeceğiz. Peki efendim. Ya
üstüme doğru düzgün bir şey giyseydi. Niye rezil olsun ya? Üstün başın gayet iyi. Hem şöyle düşün. Başkasının elbisesiyle pişti olma olasılığın yok. Deli misin nesin ya? Ayrıca hastanedeki yemeklerden hoşlanmadığını sen söylemiştin. Ben de doğru düzgün bir şey giy diye buraya getirdim seni. Koy, herkes bize bakıyor ya. Ya kıskanıyorlardır. Niye? Niye mi? Bak bir etrafına, bak. Herkesin sandalyesi sabit. Seninki tekerlekli. Sen nasıl bir adamsın ya? Zengin ve züppe. Aynen öylesin. Koray, bir şey söyleyeceğim. Bu bitti. Şunu çıkaralım artık. Aa, dur, şunu çıkartalım. Bana yardım etsene. Şunu sen tut. Şu gerçeği. Şurayı kapatıyorsun. Buluyorsun. Kapat bunu. Heh, tamam. Kızlar, yani benim böyle bir şeyi kabul etmem mümkün değil. Yani asla olmaz. Hani hayat kabul etse bile ben kabul edemem. Kaldı ki ben de kabul etmiyorum. Ama neden? Yani biz kendi başımızın çaresine bakabilecek yaştayız. Tabii ki. Buna hiç şüphem yok. Ama biz bir aileysek hep beraber yaşamalıyız değil mi? Yani tamam, orası öyle ama... Bakın, eğer etrafınızda dolaşmamızı istemiyorsanız koskocaman ev sonuçta. Gördünüz mü? Bazen yeri geliyor. Koray'la aynı evde olmamıza rağmen günlerce karşılaşmıyoruz. Ama hayır, yani bunun altında başka bir sebep varsa onu bilemem tabii. Dürüst olmanız lazım. Yok, ben dayanamıyorum. Söyleyeceğim artık. Gözde sus lütfen. Susmayacağım Zeynep. Ne dayanamayacağım? Ne fıs fıs, ne konuşuyorsunuz? Gözde söyle. Asıl çevresinde birilerini istemeyen biri varsa o da Cerrah abi. Ne diyorsun sen Gözde? Dediğimi duydun işte abla. Cerrah abi beni de Zeynep'i de istemiyor çevresinde. Ne yaptın? Karar verdin mi ne yiyeceğine? Koray, ben daha bunların isimlerini okuyamıyorum ki seçeyim. Mesela şu ne? Dur, ben sana yardım edeyim, bekle. Şu. Ha, o şey. Samundari kazanı. Yani? Yani deniz mahsullerinden oluşuyor. İçinde havyar, ıstakoz, işte böcek falan var. Güzel bir yemek. Koray, bunda balık bile yok yani. Bir de dünyanın parası. Bu ne? Sana ne kızın parasından ya? Allah Allah. Koray, bak ne diyeceğim. Tamam, sen beni yemeğe getirdin ama yemek seçimini ben yapayım, olur mu? O ne demek? Anlamadım şimdi. Yani şöyle. Bunu da nereden çıkardınız? Telefon konuşmanı duyduk Cerrah. Evet, ben de oradaydım. Ben de duydum. Ne diyordu telefon konuşmasında? İkimizi de istemiyormuş. Senin için katlanıyormuş bize. Yani en kısa zamanda da bizden kurtulacakmış. Çocuklar, siz ne diyorsunuz? Cerrah böyle bir şey söyledin mi sen? Ya dedi abla. İkimiz de duyduk. Hani ikiniz de bizdeydiniz ya. Sen yokken bir telefon geldi Cerrah abiye. Sonra telefonla kimle konuşuyorsa bunları söyledi. Cerrah, gerçekten söyledin mi böyle bir şey yani? Ne demek zamanı gelince onlardan kurtulacağım? Gerçekten söyledin mi bu kızları istemediğini? Evet, söyledim. Ya Sevda, burada yemek yemek istediğine emin misin? Eminim Koray. Bak sen bir ye, hiç pişman olmayacaksın. Güven bana. Eyvallah başkan. Ya sana bir şey söyleyeyim mi? Bu yemek seçimini sana bırakmamız çok doğru bir karar olmuş. Bu balık efsane Sevda. Ya. Yani senin o adını söyleyemediğim şey kadar olmasa da bu da deniz mahsulü sonuçta.
Beni dinler misin? Dinliyorum, tamam, evet. Tamam, böyle bir şey söyledim. Ama kastettiğim Zeynep ve Gözde değildi. Kimdi o zaman? Bir süre sonra ikisinden de kurtulmak istediğin, yani kim, ne? Biz de çok merak ediyoruz Cerrah abi. Bakalım nasıl çevirecekler. Şşş, duyacak şimdi. Sanırım cevaplar şu anda masanın altında. Aşka birisine sorar gibi, aşka diyemeden duramadım. Kaçsam beni de yanına alsan. Yakalansam da bırakmam kendimi yollara. Yeni baştan kaderimi yazacak bile olsam. Bize kalsa sonralar. Bakmam hiç onlara. Gelip alsan korkmadan aşktan geriye kalan kalbini bana seni hatırlatan. Yakalansam da bırakmam kendimi onlara. Yeni baştan kaderimi yazacak bile olsam. Bize kalsa sonralar. Bakmam geride kalan içime. Bakmam hiç onlara. Allah'ım, tiplere bak. Cerrah, niye söylemiyorsun alerjin olduğunu? Aşk olsun. O kadar çok sevmiştin ki bir şeyler yapmak istiyordun. Ben de bir şey diyemedim. Tamam, olsun, ne yapalım canım. Sahiplenmek isteyen arkadaşlarım var. Bir sahiplenirler. Onlara yuva mı yok? Şunlara bak. Oh, ya ne kadar yanlış anlamışız. Çok özür dileriz Cerrah abi. Yani ileride kurtulurum derken kediyi kastediyormuşsunuz. Aslında tam olarak kediyi kastetmiyordum. Alerjimi kastediyordum. İnelerle idare ediyorum ama şimdilik. Hadi siz de soktunuz adamın burnuna şey, kedileri indirin aşağıya. Ay, çok utanıyorum ben. Cerrah abi, bizi affedebilecek misin? Affetmek ne demek Zeynep'ciğim? Sadece bir yanlış anlaşılma. Ama benim böyle bir şey yapabileceğimi düşündüğünüz için size biraz kırgınım. Bana da kırıldın tabii, haklısın. Özür dilerim, ben de böyle sorgusuz sualsiz yüklendim sana, biraz acımadım galiba. Bence kapatalım bu konuyu. Bence de kapatalım. Kapatalım. Ve size göstermek istediğim bir şey var. Hadi gelin benimle. Ya. Hayır olsun. Tamam, kedileri bahçeye bırakalım ondan sonra. Tamam. Hadi. Hadi sallamayın. Kaçmazlar bir yere herhalde. Evet. Ne oluyor Cerrah abi? Hakikaten ne oluyor, nedir? Kızlara ufak bir sürprizim var. Bakalım beğenecek misiniz? Evet, burası yeni odanız. Artık kendi eşyalarınızı getirince gönlünüzce yerleşirsiniz. Ya. Cerrah, ne yaptın? Hay Allah. Ya inanmıyorum, en sevdiğim şarkıcının posterini bile asmışsınız. Ya burası şimdi bizim odamız mı? Evet. Beğendiniz mi? Çok beğendim. Evet. Teşekkür ederiz. Bu çantanın içinde bir ben yokum, bir ben. Nereye koydum ya? Of. Pardon, ne yapıyorsunuz siz?
Ababa'la duvarı kilitmek için yapmadın. Şikayet etme ne olur. Yok yok yok. Şikayet edeceğimden değil. Ben öyle biri değilim de. Ne yapıyorsun şimdi sen? Bunun altına şiir mi yazacaksın? Evet. Şiir sokakta. Ay ne güzelmiş. Aferin sana. Çok iyi fikir verdin bana. Şahane şahane. Devam et. Devam et. Of. Olur olur ya. Olur. Cemal Süreyya'dan yazsana. Bir tanem geldiğinde onu en otantik anneanneleriyle karşılayıp ağzını Zigana tünelinin girişi gibi açık bıraktırabileceğim, değil mi çocuklar? Aynen hocam, net. Biz araştırdık. Onların orada buna develi oğlan gelişi deniyormuş. Deveyle gidiliyormuş. Dur, dur. Deve dedi. Deve nerede? Ayarladınız mı deveyi? Ayarladık şerifim. Neredeyse gelmek üzere, ayağı kulağındadır. Ya kesin trafiğe takılmıştır o. Alın işte, bunlar da benim sırtımdaki iki hörgüç. Oğlum siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? İpek yolu mu burası da deve trafiği olsun? Ya, deveyi getiren kamyon takılmıştır trafiğe. Bu kadar basit. Ne oluyor lan? Buna zırt dedi. Ciddiyet. Üstak abi, ya bu biraz iri değil mi? Maşallah, dev gibi mübarek. Lafın gelişi söyledim lan. Laf öyle geldi diye söyledim. Şimdi ben buna mı bineceğim? Deveye binerseniz daha iyi tabii hocam ama yalnız deveye binmekle bitmiyor bu iş. Aynen hocam. Yöresel oyunları çalıştınız değil mi? O size gösterdiğimiz hareketleri ezberlediniz mi? Herhalde oğlum. Allah Allah. Oğlak otlatması, kendire basma, çifte zerdali, harman dalı. Hepsi bende. Hocam maşuk zıplatmasını unuttunuz mu? En önemlisi o. O iş olmazsa bu da olmaz hocam. Evladım unutur muyum? En önemlisi o. Maşuk zıplatması çocuklar. Önce yere çömeleceğim, sonra davulun üstüne zıplayacağım. Neden? Vay! Çünkü örf ve adetlerimiz bizim canımıza, kanımıza işlemiştir. Hocam bir tane hoca çok etkilenecek. Hatta bahse varım bu saray işinden vazgeçip çadırda evlenmek isteyecek. Vallahi mi? Ağzından bal damlıyor ha. Vallahi bir sürü masraftan yırtarız. Devenin üstünde ne işin var? Sana sizin yörenin nikah öncesi ünlü bir adeti olan develi oğlan gelişi oyununu oynuyorum. Birazdan da deveden inip figürlerimi davul üstünde tamamlayacağım bir tanem. Şerif ben doğma büyüme Çengelköylüyüm. Bizim orada en meşhur şehriyardır. Bir dakika dur, nasıl yani? Damat adaylarının bunları yaptığı bir adetiniz yok mu sizin? Yok. Ne? Ne yani ben boşuna mı yaptım böyle bir organizasyonu? Bir tanem, ya sen baba tarafından Denizli değil misin? Ay değilim. On be. On be. On be, bana oyun oynadınız. Ben bu deveye ne kadar para ödedim biliyor musunuz siz? Ya ben o kadar zurna çalmayı öğrenmişim. Bunların hepsi sanat için mi oluyor? Sus! Kendine basma. Maşuk zıplatma da mı sizin değil? Müdür bey! İnin şu devenin üstünden. Yeterince rezil olduk. Müdür bey mi?
Duydunuz mu müdür bey dedi. Yine müdür beye döndük vallahi. Şerifim, yar bayım, al bayım, her şey. Üzülmeyin, en azından adet yerini buldu. Kız şaşırdı. Birazdan da ben seni şaşırtacağım müstahak. Hocam ne yapıyorsunuz? İyiyim. Siz ne yapıyorsunuz? Sevdiğim şiirden dizeleri buraya duvara yazıyorum ki buradan gelen geçen herkes görsün, aydınlansın. Çok iyi fikir. Hocam çok eğlenceli gözüküyor. Biz de yapabilir miyiz? Bilmem, yapabilir misiniz? Ha? Var mı sizin de böyle sevdiğiniz şiirler? Benim aklımda yok hocam. Gelmez tabii. Çünkü hiç aklınıza girmediği için nasıl gelsin? Hocam ben hiç şiir bilmiyorum ki. Ya ama Loçkocuğum, bilmemek değil öğrenmemek ayıp. Değil mi? Evet hocam. O zaman bu elimde görmüş olduğunuz tatlı şiir antolojilerinden istediğiniz, beğendiğiniz şiirlerden mısralar seçip bu duvarlara siz de yazabilirsiniz. Ben mesela buradan yazalım. Evet, neyle yazacaksınız? Kalemler bende. Hocam kalemi de alalım hocam. Evet, hatırladım. Küçük, basit şeyler yetiyor kederlenmeye. Ya mutluluğa? Hayat hocamanlar, hayata nasıl başlarım? Anadolu Lisesi'nde her gün başka bir... Yalnızlık paylaşılmaz. Paylaşılsa yalnızlık olmaz. Ağlasam sesimi duyar mısınız mısralarımla? Dokunabilir misiniz gözyaşlarımı ellerinize? Yarın bu saçlar kısalacak. Kravatını topla. Kızım, yarın o etek boyu uzayacak. Yarın okula veliğin gelecek. Niye hocam? Yarın bağış yapacak. Şerifim, şerifim! Yavaş, ne bağırıyorsun? Gereksiz. Kim açık bıraktı senin ahırın kapısını? Bırakın ahırın kapısını. Anarşi hortladı, anarşi. Ne diyorsun sen ya? Öğrenciler okulun sınırlarındaki bütün duvarlara yazı yazıyorlar. Tahmin et kim başlarında var? Kim? Hayat Hoca! Çok şaşırdım. Oğlum, o duvarları yeniden boyatmak kaça patlar biliyor musun sen? Duvarlarım, duvarlarım! Biliyorum, sana giden yollar kapalı. Üstelik sen de hiçbir zaman sevmedin beni. Ne kadar karamsar bir dize seçmişsin. Bilmem, öyle mi olmuş? Ya belki içinden öyle gelmiştir. Yani özel bir anlamı yok aslında. Sadece hoşuma gitti. Benim de aklıma bir şiir geldi. Sana koşuyorum bir vapurun içinden. Ölmemek, delirmemek için. Sait Faik Abasyan. Çok güzelmiş. Ben de bunu yazacağım. Okusana. Senin bu ellerinde ne var bilmiyorum. Göğe bakalım. Tuttukça güçleniyorum. Kalabalık oluyorum. Turgut Uyar. Göğe bakma Dura. Çok severim. Yani ne güzel anlatmış aşkım. Bir insana güvenip onun elini tuttuğun zaman kendini hiç yalnız hissetmiyorsun.
İnsanın sevdiği kişi yanında olunca her şeyi yapabilecekmiş gibi güçlü hissediyor kendini. Bence yalnız olmak yanlış kişiyle beraber olmaktan daha iyi. Ne oldu ki şimdi bu Emel'e ya? Bilmiyorum. Evet, ne oldu? Bitti mi? Evet hocam. Çok güzel oldu. Ne oluyor burada? Ne oluyor? Geçin bakayım. Ne oluyor hocam? Geçin, yerinize geçin. Hayat hocam. Ha. Ne yapıyorsunuz? Ne yapalım? Şiir yazıyoruz duvarlara. En sevdiğimiz şiirleri yazıyoruz. Niye? Defterde yaprak mı bitti? Hayır, defterlerimizdeki yapraklar hala mevcut. Ama defterdeki şiiri yalnız defteri açan okur. Ama duvarlara yazdığımız şiirleri buradan geçen herkes okuyabilir. Değil mi çocuklar? Aynen hocam. Bir dakika, yavaş. Yoldan gelen geçen şiir okusun diye duvara şiir mi yazılırmış Allah aşkınıza? Ha? Yol geçen hanı mı burası? Han duvarları mı orası? Faruk, Nafiz, Şamlıbel çocuklar. O kim hocam? Müdür Bey'in cümle içerisinde kullandığı Han Duvarları isimli şiirin şairi. Bakınız, yapmayın Allah aşkına, hala şiir diyorsunuz Hayat Hanım. Ne diyeyim, ne diyeyim? Demeyin. Çünkü devletin malına zarar veriyorsunuz. Bu duvarlar bana zimmetli. Gitti canım duvarlar. Şerifim, nereden baksan 10 kilo boya yer burası. Müdür Bey, ben çocuklara şiiri sevdirmek için yaptım. Çocuklar da sevdikleri şiirleri kitaplardan baktılar, duvara yazdılar. Ne var bunda? Duvar kirletmekle şiir sevmenin ne alakası var acaba? Sanki oraya yazılınca bunlar öğrenecek. Evet, öğrenecek. Öğrendiler. Öğrenmediniz mi çocuklar? Öğrenmediniz. Buyurun. Tamam, ben buradan bir tane şair seçeceğim. Siz de bana ondan bir dize söyleyeceksiniz. Cemal Süreyya. Hayat kısa, kuşlar uçuyor. Bravo. Fazıl Hüsnü Dağlarca. Kişi seni severse soyunur, aya karşı sever. Ölüşüne dek. Bravo. Aferin. Hocam, bir tane benden ol. Tabii ki. Söyle sevda içinde türkümüzü. Aç bembeyaz bir yelken. Neden herkes güzel olmaz? Yaşamak bu kadar güzelken. Vay! Evet. Nazım Hikmet. Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine. Bu hasret bizim. Aferin. Bravo. Oldu mu müdür bey? Yeterli mi? Öğrenmiş mi çocuklar? Hı? Artık benim metotlarımı eleştirmek yerine bize artık birazcık destek verseniz. Hı? Evet. Tamam. Şair diyor ki, madem kirlettiniz, o zaman asetonla temizlerseniz duvarı. Şair Şerif Alkan. Ey Allah'ım. Tamam mı? Hadi yürüyün. Hadi. Ya o kadar cins bir adam ki. Yani bir çocuklara şiir öğreteyim diyorum. Vay efendim, o düşmüş okulun duvarlarının dibine. Hayat. Hayır ya, ne olur duvarlar kirlense? Ne o efendim, duvarlar kirlenecekmiş. Ne bu yüzden çocuklar şiir mi öğrenmesin? Hayat. Ya ne o duvarlar kirlenecekmiş diye biz çocuklara şiir öğretemiyoruz. Hayat. Ay kusura bakma, böyle seni de konuşturmadım ama. Seni seviyorum ama nasıl? Avuçlarımda camdan bir parça gibi kalbimi sıkıp parmaklarımı kanatarak kırasıya, çıldırasıya. Seni seviyorum ama nasıl? Kilometrelerce derin, kilometrelerce düz. %100, %1500, %100'sizce yüz. Şerif Bey'le ben konuşurum, sen hiç merak etme. Nereye gidiyoruz biz bu arada? Yani varınca görürsün. Hayırlı sabahlar, günaydın. Müstahak abicim, nasılsın? İyidir Nadir, hayırdır? Ya abi, şey diyorum, hani böyle... Vallahi 10 dakika önce gelseydim vardı. Bir arkadaşa verdim. Kredi kartının da son taksiti geldi. Biliyorsun, ödemediğinde
Başına neler geliyor. O yüzden olsa tükensin. Bu nedir ya? Boş istemeyecek miyim? Ya tamam isteyecektim de. Arkadaş sen ne ara anladın da bütün vermeme jargonlarını birden kustun? Böyle tedirgin davranışların, söyleyeceğinden emin olmaman, ürkek bir ceylan gibi böyle süzülüp kulaklarını oynatışı, bunların tümü borç isteyecek insan belirtilerine adır. Ya ben normalde istemem biliyorsun, bende para çok da. Bu kiracıların hiçbiri yatırmadılar anlaşmışlar gibi. Çok sıkıştım, Şerif'ten de maaş almıyorum. Yok mu diyorsun kesin sen? Yok ama benim işim var. O yüzden bana afiyet olsun, sana da kolay gelsin. Ağzında kalsın. Arkadaş benim çok acil para bulmam gerekiyor. Aa, Gözde, senin ne işin var burada? Cerrah'dan buraya geleceğinizi öğrendim. Gelinlik deneyecekmişsin, gelmez miyim? Ben mi gelinlik deneyecekmişim? Bir gelinlik damatlık giysek adet yerine Mustafa fena mı olur? İyi, tamam. Siz o kadar istiyorsanız denerim. O zaman şöyle buyurun. Gel bakalım. Gelin, Balkanlardan gelen salak hava dalgası, gelin. Siz dalga geçerken koridordaki petekler su damlatıyor. Milli servet damlata damlata göl oluyor, memleket çöl oluyor. Ne yapalım peki müdürüm? Parmağınızla birazcık bastırın, akışı yavaşlatın. Tamam. Petek dokulu beyinli. Ne yapacaksınız acaba? Tamir edeceksiniz. Ya müdürüm, siz niye kendinizi üzüyorsunuz? Bir tane tamirci çağırırız, gelir yapar gider. Tamirci mi? He. Oğlum, tamirci okulun gayri safi milli hasılası kadar para ister. Safi safi konuşma. Para mı ister? Müdürüm, benim bir tane tanıdığım amcaoğlum var. Tanıdığın, kaç yıldır tanıyorsun? Amcaoğlum, müdürüm, ben onu çağırayım. Bu işlerden çok iyi anlar. Benim hatırım için sizden çok para da almaz, iki günde halleder. İşte bana bunlarla gelin. Hadi git çabuk çağır gelsin. Tamamdır. Alo? Şerif Bey iyi günler. Cerrah Beyciğim. Allah sizi inandırsın. Ben de şimdi sizi düşünüyordum. Kalp kalbe karşıymış. Ne güzel. Hayat Hanım bugün okulun bazı ihtiyaçları olduğundan bahsetti de boya badana gibi. Evet, ne güzel tespit etmiş Hayat Hocam. Siz hiç merak etmeyin Şerif Bey, ben bütün okulu boyatacağım. Yalnız sizden ufak bir ricam var. Bu şiirler bir süre daha dursun, daha sonra boyatırız, olur mu? Ne demek, Allah aşkınıza bırakın. Duvarlar kirlensin, öğrencilerden daha mı önemli? Tamam Şerif Bey, ben gerekli ayarlamaları yaptıktan sonra size haberdar edeceğim. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Ha bu arada... Ya bizim çocuklar kimya laboratuvarını patlatmışlar. Ona da bir el atarsanız eğitim neferleri olarak size minnettar kalırız efendim. Efendim susmak onaylamaksa okeydir. Mi? Efendim? Alo? La ilahe illallah, kapatmış ya. Neyse ben bunun bir ara kulağına kaçırırım bunu. Sonra kilitleriz. Tamam. Tamam, ben sizi arayacağım daha sonra. Tamam, çok teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun. Ya millet.
Biliyorsunuz Sevda yarın hastaneden çıkıyor. Çok şükür ya. En sonunda. Ya diyorum ki böyle kendi aramızda ufak bir organizasyon yapalım. Ya sürpriz olsun ona. Abi süper olur. Ama bize sürpriz olmayacak değil mi? Yok canım. Ben her şeyi ayarladım. Hem gerekli izinleri de aldım. Ay çok güzel olur. Bir şarkı hazırlayalım mı Zeynep? Sen yardımcı olur musun? Olurum tabii. Her türlü yardım desek ben de varım abi. Net. Aynen. Organizasyon işi bizde. Bin kere yaptığımız şey ya.